Hitler'in etrafında bir sürü tuhaf insan olmasına rağmen yine de kendi özellikleriyle göze çarpıyordu. Popülizmde çok yaygın olan bir şey olan güç inşa etme ya da bir taraftar çetesi kazanma konusunda endişelenmiyordu. Sadakati Hitler'eydi. Ancak zamanla sürekli olarak kişisel güç için planlar yapan, Hitler'in etrafındaki üst düzey Nazilerin siyasi entrikaları onun sınırlı gücünü daha da baltaladı. Yeniden önem kazanmayı ve Führer'in gözünde kendini kurtarmayı uman Hess, Almanya ile İngiltere arasında devam eden askeri mücadeleyi muhteşem bir darbeyle sona erdirmeye ve böylece zayıflayan prestijini geri kazanmaya karar verdi. ...26 Nisan 1894'te, o zamanlar resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmasına rağmen, İngiliz işgali altındaki Mısır'ın İskenderiye banliyosu, İbrahim'e de varlıklı bir Alman ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 14 yaşına kadar Almanya'da yaşamadı. Babası Fritz Hess Alman, annesi Clara Hess ise Yunan asıllıydı ve Akdeniz kıyısında güzel bir evde yaşıyorlardı. Ayrıca yaz tatillerinin tadını çıkarmak için Bavyera'da bir evleri vardı. 1900'den 1908'e kadar İskenderiye'de bir Alman protestan okuluna gitti. Bilim ve matematik için yetenekler gösterdi. Ancak babası onun aile şirketi olan Hessen-Co'ya katılmasını diledi. Bu yüzden onu 1911'de İsviçre Neşetel kentindeki bir ticaret okuluna gönderdi. Orada bir yıl geçirdikten sonra Hess, Hamburg'da bir ticaret şirketinde çıraklık yaptı. Mesafeli ve otoriter bir baba tarafından İstemediği bir kariyer yoluna girmeye zorlanan Hess, 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde kısmen onun üniversiteye gitmesine izin vermeyi reddeden ve bunun yerine onu aile şirketinde istenmeyen bir kariyere ikna eden otoriter babasının kontrolünden kaçmak için Alman ordusuna gönüllü oldu. Hemen 7. Bavyera Topçu Alayı'na katıldı. İlk görevi Somme'de İngilizlere karşıydı. 1. Ypres Muharebesi'nde hazır bulundu ve 9 Kasım 1914'te 1. Piyade Alayı'na transfer oldu. Savaş sırasında birkaç kez yaralandı ve 1915'te 2. sınıf Demirhaç Nişanı ile ödüllendirildi. 1918'de Alman Hava Kuvvetleri'ne transfer oldu ve eğitimi tamamlayarak terfi etti. Ancak savaş herhangi bir muharebe görevine uçmadan sona erdi. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden dolayı ezilmiş, utanmış ve öfkelenmişti ve ülkesinin Versay Anlaşması tarafından küçük düşürüldüğüne inanıyordu. Savaştan sonra Hess, tarih ve ekonomi okumak için üniversiteye gittiği Münih'e yerleşti. Bu dönemde devletin büyüyen veya küçülen biyolojik bir organizma olduğunu ve uzay mücadelesinde güçlü ülkelerin zayıflardan toprak aldığını savunan, yaşam alanı kavramının temelini oluşturan Karl Haushofer'dan etkilendi. Hess daha sonra bu kavramı Adolf Hitler'e tanıtmış ve Nazi Partisi ideolojisinin temel direklerinden biri haline gelmişti. Hess, antisemitik bir sağcı Völkisch grubu olan Thule Society'ye, Albay Ritter von Epp'in Freikorps'una katıldı. Bavyera, bu dönem devletin kontrolü için savaşan sağcı gruplar olan Freikorps ve solcu güçler arasında sık sık ve genellikle kanlı çatışmalara tanık oluyordu. Hess, 1919'un başlarında sokak savaşlarına katıldı ve Münih'te binlerce antisemitik broşür dağıtan bir gruba liderlik etti. Daha sonraları Mısır'ın milliyetçi, savaşın sosyalist ve Münih'in onu Yahudi karşıtı yaptığını söyleyecekti. Mısırlıların kendi başlarına hiçbir şey yapamayacaklarına inanıyor ve Mısır'da elde edilen tüm ilerleme İngiliz örtülü himayesine borçlu diyordu. Hess'in daha sonraki konuşmalarında ve yazışmalarında yinelenen bu tema, beyaz halkların, özellikle İngiltere ve Almanya gibi Kuzeybatı Avrupa'daki ülkelerden gelenlerin dünyayı yönetmeye mahkum olan ve birbirleriyle işbirliği yapmaları gereken insanlar olduğuydu. Nazi Partisi lideri Hitler'in ilk kez 1920'de Münih'teki bir mitingde konuşmasını duyduktan sonra Hess, kendisini tamamen ona adadı. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin askeri bir yenilgiden çok, Yahudiler ve Bolşeviklerin bir komplosundan kaynaklandığı fikrine ortak inançları vardı. Nisan 1920'de Münih Üniversitesi'nde öğrenci olan Ilse Pearl ile tanıştı. 1927'de evlendiler. Hitler, Hess'in düğününde sağduç oldu. 1 Temmuz 1920'de Nazi Partisi'ne katıldı ve 16. üye oldu. Erken Nazi Partisi toplantılarında ve mitinglerinde Hess,
paramiliter Marksistlerle ve genellikle Hitler'in konuşmalarını şiddetle bozmaya çalışan diğerleriyle kavga eden zorlu bir savaşçıydı. Parti Münih'teki daha büyük birhanelerde mitingler ve toplantılar düzenleyerek büyümeye devam ederken, dikkatini bağış toplama ve organizasyon faaliyetlerine odakladı. Eylül 1920'de Hess ailesine, "Neredeyse her günümü Hitler'le geçiriyorum," diye yazmıştı. Sonraki bahar kuzenine, "O muhteşem bir insan, mütevazi bir geçmişe sahip, buna büyük bir hayranlık duyuyorum," demişti. Çevresi onun tekrar gülümsediğini ve Almanya'nın geleceği için iyimserliğini dile getirdiğini fark etmişti. Alman tarihçi Volker Ulrich, Hess'i ilk Hitler müritlerinden biri olarak tanımlıyor. İngiliz tarihçi Ian Kershaw, Hess'in Hitler tarafından aptallaştırıldığını iddia ediyordu. 4 Kasım 1921'de bir parti etkinliği sırasında Marksist bir grup tarafından yerleştirilen bomba patladığında Hitler'i korurken yaralandı. Hala öğrenciyken 1922 sonbaharında Münih Üniversitesi deneme yarışmasına katıldı ve burada Almanya'yı tekrar zirveye taşıyacak adam hangi niteliklere sahip olacak diye sormuştu. Ona göre Almanya'yı eski zirvesine götürecek olan adam, zorunluluk emrederse kan dökmekten çekinmez. Amacına ulaşmak için en yakın dostlarını ayaklar altına almaya hazırdır. 1922'de SA'ya katıldı ve örgütlenmesine katkı sağladı. Bu arada ekonomiyle ilgili sorunlar devam ediyor, hiper enflasyon birçok kişisel servetin değersiz hale gelmesine sebep oluyordu. Alman hükümeti tazminat ödemelerini karşılayamayınca ve Fransız birlikleri Ocak 1923'te Ruhr boyunca uzanan sanayi bölgelerini işgal etmek için ilerleyince, sonuç yaygın bir iç karışıklık oldu. Hitler, Benito Mussolini'nin 1922'deki Roma yürüyüşünü örnek alan bir darbeyle hükümetin kontrolünü ele geçirme girişiminin zamanının geldiğine karar verdi. 8 Kasım 1923 gecesi Hess ve SA, Bavyera'nın eyalet komiseri Gustav von Kahr tarafından düzenlenen bir halka açık toplantıya baskın düzenlediğinde Hitler'le birlikteydi. Bir tabanca sallayan Hitler, Kahr'ın konuşmasını yarıda kesti ve ulusal devrimin başladığını ilan ederek 1. Dünya Savaşı generali Erich Ludendorff ile yeni bir hükümet kurulduğunu ilan etti. Ertesi gün Hitler ve birkaç bin destekçisi şehir merkezindeki Savaş Bakanlığı'na yürümeye çalıştı. Naziler ve polis arasında silahlı çatışma çıktı. 16 yürüyüşçü ve 4 polis memuru öldürüldü. Hitler 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hem Nazi Partisi hem de SA yasaklanmıştı. Hess kaçmış ve Karl Haushofer'dan yardım istemişti. Daha sonra Avusturya'ya kaçmasına yardım edildi. Sonunda tutuklandı ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu darbe girişimi nedeniyle hapis cezasını çekerken, Nazi Partisi'nin siyasi platformunun temeli haline gelen Kavgam kitabında Hitler'e yardım etti. Bu görüşe göre yaşam alanı elzemdi ve dinamik uluslar otarşiyi, yani ekonomik olarak kendi kendini yeterliliği sağlayarak bu alana doğru ilerleyebilirdi. Çatışma kaçınılmazdı ve zafer sağlıklı, dinamik bir ulusun göstergesiydi. Sahte ama çokça tekrarlanan efsaneye rağmen Hitler, Kavgamı Hess'e dikte etmedi. Genellikle cumartesi akşamları Hitler tamamlanmış bölümleri Nazi mahkum arkadaşlarına okurdu. Bununla birlikte Hess kitabın oluşumunda önemli bir rol oynadı. Ayrıca Hess her sabah 5'te kalkıp Hitler ve kendisine çay hazırlıyordu. Bu yakın simbiyotik ilişki darbe ile Hitler'in 1933'te iktidarı ele geçirmesi arasındaki 10 yıl boyunca devam etti. Führerine neredeyse dini bir inancı sürdürdü ve karısına şöyle yazdı. Hitler, Almanya'da geleceğin adamı. Bayrağı er ya da geç dalgalanacak olan diktatör. Kendisi dağları yerinden oynatacak kadar inanca sahip. Hitler, 20 Aralık 1924'te, Hess ise 10 gün sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Hitler, Nisan 1925'te aylık 500 mark maaşla Hess'i özel sekreteri olarak atadı. 20 Temmuz 1929'da ise onu emir subayı yaptı. Uçmaya olan özel ilgisini sürdüren Hess, özel pilot lisansını 4 Nisan 1929'da aldı ve tek motorlu hafif uçakların işletilmesinde uzmanlaştı. Führer'e boyun eğme açısından hızla bir numaraya yükseldi ve Führer de buna karşılık verdi. 1932'de Hitler, sadık hizmetinin bir ödülü olarak onu Nazi Partisi Merkez Siyasi Komisyonu Başkanı ve SS Generali olarak atadı.
Hitler, Ocak 1933'te şansölye olduktan sonra Hess, Nisan ayında Nazi Partisi'nin Führer yardımcısı olarak atandı. Mart seçimlerinde Reichstag'a seçildi. Haziran'da Nazi Partisi'nde ulusal lider anlamına gelen, partinin ikinci en yüksek rütbesi olan Reichsleiter oldu. Ve Aralık 1933'te Hitler'in kabinesinde portföysüz bakan olarak görev aldı. Hitler'le her an randevusuz görüşebilen birkaç kişiden biriydi. Münih'teki Brown House'da ve Berlin'de bir ofisi bulunan Hess, dışişleri, finans, sağlık, eğitim ve hukuk da dahil olmak üzere çeşitli departmanlardan sorumluydu. Ayrıca Hans Frank'ın Alman Hukuku Akademisi'nin bir üyesi olarak seçildi. Ordu, polis ve dış politika ile ilgili olanlar dışında tüm yasalar onaylanmak üzere onun ofisinden geçiyordu. Hitler'in birçok kararnamesini yazdı ve birlikte imzaladı. Hess'in ofisi kısmen Hitler'in 1935 Nürnberg yasalarını hazırlamaktan sorumluydu. Bu yasaların Yahudiler ve Yahudi olmayan Almanlar arasındaki evliliği yasaklayarak ve Aryan olmayanları Alman vatandaşlığından mahrum bırakarak Almanya'daki Yahudiler için geniş kapsamlı etkileri oldu. Yarı Yahudi bir kadını evlendiği için Hess'in arkadaşı Karl Haushofer ve ailesi bu yasalara tabiydi. Bu nedenle Hess, onları bu yasadan muaf tutan belgeler yayınladı. Ayrıca radyoda ve ülke çapındaki mitinglerde o kadar sık konuştu ki, konuşmalar 1938'de kitap biçiminde toplandı. Sanayiciler ve daha zengin sınıfların üyeleriyle müzakerelerde Hitler'in temsilcisi olarak hareket etti. Hitler, Hess'e parti düşmanı sayılan kişilerle ilgili tüm mahkeme kararlarını gözden geçirmesi talimatını verdi. Bu davalarda çok hafife alındığını hissettiği herhangi birinin cezalarını artırma yetkisine sahipti. Ve eğer uygun görürse acımasız eylemde bulunma yetkisi de vardı. Bu genellikle kişiyi bir toplama kampına göndermeyi ve basitçe kişinin öldürülmesini emretmeyi gerektiriyordu. Hess, Nazi Partisi'nin dünyadaki etnik Alman azınlıklarla ilişkilerini, özellikle Doğu Avrupa'ya odaklanarak yürütmek için Etnik Almanlar Konseyi'ni kurdu. Kendisini Völkisch ideolojisine adamıştı ve birçok konuyu Almanya'ya karşı sözde bir Yahudi komplosu açısından görüyordu. Örneğin bir konuşmasında bugünkü Milletler Cemiyeti esas olarak Yahudilerin kendi amaçlarına ulaşmaları için temel işlevi gören bir maskaralıktan başka bir şey değildir demişti. 1934'te Hess açıklayıcı bir konuşma yapıyordu. Gururla görüyoruz ki bir adam tüm eleştirilerin ötesinde kalıyor. O her zaman haklıdır ve her zaman haklı olacaktır. Bizim anlayışımız, sorgusuz sualsiz sadakate, bireysel durumlarda nedenini sormadan Führer'e teslimiyete, onun emirlerini sessizce yerine getirmeye demir atmıştır. Bu inancın eleştirisi olamaz, diyordu. 1937'de yaptığı bir konuşmada Hess, İspanya İç Savaşı'ndan uluslararası Yahudiliği sorumlu tuttu. Hitler veya Mussolini olmadan Asya Yahudi Bolşevizminin Avrupa kültürüne hakim olacağını iddia ediyordu. Hess sağlığına, hipokondri noktasına kadar takıntılıydı. Hitler gibi o da vejetaryandı, içki ve sigara içmiyordu. Kendi yemeğini Berghof'a getirmiş ancak Hitler bu uygulamayı onaylamamıştı. Bu nedenle Führer ile yemek yemeyi bıraktı. Hitler, Hess'in kendisiyle senli benli konuşmasına izin veriyordu. Bu ise Hitler'in çok az kişiye tanıdığı bir ayrıcalıktı. Hitler'in desteğiyle Hess'in parti içindeki konumu tartışılmaz hale geldi. Güç ya da zenginlik peşinde değildi ve yalnızca Hitler'e karşı saygılı kalmayı arzuluyordu. Münih'te sade bir evde yaşıyordu ve kitleler arasında popülerdi. Bir eylem adamı olmaktan çok uzak olan Hess, okumayı ve müziği severdi. Yürüyüş yapmaktan ve dağlara tırmanmaktan hoşlanıyordu. Bu pastoral davranış, pratik konulardaki belirli bir verimsizliğe ek olarak ona yaygın Nazizm arasında aşağılayıcı bir lakap kazandırdı. Bayan Hess. Partideki birçok kişi için Hess tuhaf bir figürdü. Hermann Göring onu deli olarak tanımlıyor ve Hitler onun astrolojiye, hayaletlere, telepatiye ve hipnoza olan güveniyle sık sık alay ediyordu. Hitler'e yakın olan bir Alman-Amerikalı iş adamı Ernst Putz'a göre Hess, kanepesinin yönüyle çelişen herhangi bir yeraltı su yolu olup olmadığını bir fal çubuğuyla test etmeden yatağa girmiyordu. Diğerleri yatağının üzerine mıknatıslar asıp onları izlediğini hatırlıyordu. 30 Ağustos 1939'da
İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce Hess, Hitler tarafından bir savaş kabinesi olarak faaliyet göstermek üzere kurulan 6 kişilik Reich Savunma Bakanlığı konseyine atandı. Polonya istilası ve 1 Eylül 1939'da savaşın başlamasından sonra Hitler, Hess'i Hermann Göring'den sonra ikinci sıraya koydu. Aynı sıralarda Hitler, Hess'in Genelkurmay Başkanı Martin Bormann'ı kişisel sekreter olarak atadı. Bu, daha önce Hess'in elinde olan bir görevdi. 8 Ekim 1939'da Hess, Özgür Şehir Danzig'i, Polonya koridorunu ve Yukarı Silezya'nın 1921'de Almanya'ya kaybedilen kısmını ilhak eden yasayı imzaladı. Aynı gün Hess ve Heinrich Himmler, bu bölgelerde bir ırk sicili oluşturulmasını emretti. Polonyalılara ve Yahudilere, Almanlarla eşit muamele edilemeyeceğini belirtti. İlhak edilen bölgelerdeki Polonyalılar ve Yahudiler için acımasız cezalar uygulayan ayrı bir yasal kod oluşturuldu. Hess'in antisemitizmi, savaşa Yahudilerin neden olduğuna ikna olduğu için, savaş başladıktan sonra önemli ölçüde arttı. 20 Nisan 1940'ta Hitler'in 51. doğum günü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada Hess, Yahudileri ve onların yol arkadaşlarını, dünya tarihinin en felaketli olayı olarak adlandırdığı Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla suçladı. Hess, Hitler'in iktidarda olması nedeniyle mevcut savaşın benzer şekilde sona ermesinin mümkün olmadığını söyleyerek Adolf Hitler önlerinde durduğunda Yahudi tazıları nasıl uluyacak diye sözlerini bitirdi. Havacılıkla ilgilenmeye devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Hitler'den Luftwaffe'ya pilot olarak katılmasına izin vermesini istedi. Ancak Hitler bunu yasakladı. Savaş süresince uçmayı bırakmasını emretti. Hess, yasağı bir yıla indirmesi için onu ikna etti. Ona atanan otorite alanı olan Nazi Partisi, örneğin Himmler'in SS'inde olduğu gibi disiplinli, güvenilir bir güç üssü değil, şekilsiz, dağınık bir varlıktı. Hess tarafından merkezden verilen emirler, onlarca yıllık kişisel dostluğa dayanarak doğrudan Führer'e başvurabilen bölgesel bekçiler tarafından kolayca bozulabiliyordu. Hitler'e mutlak sadakatiyle ünlüydü. İnatçı sadakati nedeniyle Hitler tarafından sık sık ödüllendirilmesine rağmen, Hess'in güç mekaniğini anlamaması ve kendi inisiyatifiyle herhangi bir eylemde bulunamaması nedeniyle devlet meselelerinde hiçbir zaman büyük bir etkisi olmadı. Polonya'nın işgalinden sonra askeri meseleler giderek parti meselelerinin önüne geçti ve bu durum Hess'i gücün dışına itti. Savaş ilerledikçe Hitler'in dikkati dış ilişkilere ve savaşın gidişatına odaklandı. Doğrudan savaşa katılmayan Hess, giderek ulusun işlerinden ve Hitler'in dikkatinden uzaklaşmıştı. Bormann görevlerinin çoğunda Hess'in yerini alarak Hitler'e yakınlaşmıştı. Hess, 1941'de gerçekleşmesi planlanan Sovyetler Birliği'nin işgali olan Barbaros Operasyonu için planlar ilerlerken, Almanya'nın iki cephede bir savaşla karşı karşıya kalacağından endişeliydi. Hess için en önemlisi, onu Führer'in gözünde seçilmişler çemberine geri getirecek diplomatik bir atılım vaadiydi. Führer'in amaçlarına ilişkin sezgisel anlayışının, bağlılığının ve cüretkarlığının onu tahtın ayaklarına geri döndüreceğini umuyordu. ...31 Ağustos 1940'ta Hess, Karl Haushofer ile bir araya geldi. Haushofer, Hess'e İngiltere Kralı 6. George'un Churchill'e karşı olduğuna inandığını ve ilk fırsatta onu görevden alıp Kanada'ya göndereceğine inandığını söyledi. Haushofer, kralla Hamilton Dükü aracılığıyla temas kurmanın mümkün olduğuna inandığından bahsetti. Hess, Almanya ile savaşa karşı çıkan bir partinin liderlerinden biri olduğu yanılgısıyla ve Dük'ün daha sonra Hitler'in kabul edebileceği şartlarla Almanya ile barış müzakeresini savunmaya ve ona yardım etmeye istekli olabileceğini umdu. Dük'ün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde aktif hizmette olduğundan habersiz olan Hess, Augsburg'dan havalanırken varış noktası olarak Hamilton'ın İskoç mülkü olan Donegal'ı seçti. Haushofer, Hess'in talimatı üzerine Eylül 1940'ta Hamilton'a bir mektup yazdı. Ancak mektup MI5 tarafından ele geçirildi ve Hamilton Mart 1941'e kadar mektubu görmedi. Hess'in eşine yazdığı 4 Kasım 1940 tarihli bir mektup, Hamilton'dan bir yanıt alamamasına rağmen planını sürdürmek istediğini gösteriyordu. Bir BF-110E uçağı buldu. Bu uçağa bir radyo pusulası ekledi, oksijen dağıtım sisteminde değişiklikler yaptı ve büyük, uzun menzilli yakıt depoları takılmasını istedi.
ve bu istekler Mart 1941'de kabul edildi. Almanya'dan ayrılmadan önceki yaveri Karl Heinz Pinche, Birleşik Krallık ile barış sözleşmelerini başlatma planlarını ayrıntılarıyla anlatan bir mektup vermişti. Büyük Britanya ile barış yapmayı, iki cepheli bir savaşın Almanya'yı bitirmesini engellemeye çalıştı. Uçuşundan önce arkadaşları onu son derece tuhaf, hatta zihinsel olarak dengesiz biri olarak görmüştü. 10 Mayıs 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgal planı olan Barbaros Operasyonu'ndan sadece haftalar önce görünüşe göre serbest bir diplomatik görevle Augsburg'dan İskoçya'ya uçtu. Frizya Adaları yakınlarındaki kıyıya ulaştığında İngiliz radarının menzilinin dışında kalmak için 20 dakika doğu yönünde döndü ve uçtu. Hess kıyıya ilk yaklaştığında henüz gün batımı olmadığı için hava kararına kadar 40 dakika ileri geri zikzaklar çizerek geri gitti. Bu sıralarda yardımcı yakıt depoları tükenmiş ve onları denize bırakmıştı. Saat 22.08'de Newcastle upon Tyne yakınlarındaki Otterscope'da İngilizler onu fark etti. Bentley Manastırı'ndaki odaya haber verildi. Kısa bir süre sonra birkaç başka istasyon tarafından da tespit edilmişti. Glasgow'un güneyindeki Waterford yakınlarında Flores Farm'a indi. Ya uçaktan inerken ya da yere çarptığında ayağını yaraladı. Ve burada yerel pullukçu David McLean tarafından hala paraşütüyle mücadele ederken keşfedildi. Kendisini Kaptan Alfred Horn olarak tanıtan Hess, Hamilton Dükü için önemli bir mesajı olduğunu söyledi. McLean, Hess'in yakındaki kulübesine gitmesine yardım etti ve bir iç güvenlik birimiyle temasa geçti. Hess, gece yarısından sonra Gifnok'taki bir karakola götürüldü, arandı ve mal varlığına el konuldu. Royal Observer Corps bölge komutanı, binbaşı Graham Donald tarafından bir tercümanın yardımıyla yürütülen sorgulama sırasında defalarca Hamilton Dükü ile görüşme talebinde bulundu. Görüşmeden sonra Hess gözaltına alındı. Glasgow'daki Maryhill kışlasına götürüldü ve burada yaraları tedavi edildi. Ancak o adının Horn olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. Onu alıkoyanlardan bazıları Hess'in gerçek kimliğinden şüpheleniyordu. Hamilton Dükü ertesi sabah Maryhill kışlasına geldi ve Hess'in eşyalarını inceledikten sonra mahkumla baş başa görüştü. Hess gerçek kimliğini hemen kabul etti ve uçuşun nedenini açıkladı. Dük Hess'e görüşmeyi bir tercüman yardımıyla devam etmeyi umduğunu söyledi. Hess İngilizceyi iyi konuşabiliyordu ama Hamilton'ı anlamakta zorlanıyordu. Hamilton'a insanlık görevinde olduğunu ve Hitler'in İngiltere ile savaşı durdurmak istediğini söyledi. Görüşmeden sonra Hamilton bir istihbarat görevlisi eşliğinde Messerschmitt'in kalıntılarını inceledi. Ardından Tom House'a döndü ve burada Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hafta sonu Ditchley'de bulunan Churchill ile görüşmek için düzenlemeler yaptı. Pinch mektubu 11 Mayıs günü öğle saatlerinde Berghof'ta Hitler'e teslim etti. Mektubu okuduktan sonra Hitler, tüm Berghof'ta duyulan bir çığlık attı. Kendisine karşı bir darbe girişimi olduğundan şüpheleniyordu ya da en azından öyle görünüyordu. Mektup şöyle söylüyordu ve eğer bu proje başarısızlıkla sonuçlanırsa, sadece aklımı kaçırdığımı söyle. Elbette daha sonra hem Hitler hem de Churchill bunu yaptı. Bununla birlikte o zamanlar en azından Hitler, Churchill'in bir anlaşma yapmayı reddedeceğine ikna olmuştu. Pinch artık tehlikeli bir tanıktı ve tutuklandı. Doğu cephesine gönderilinceye kadar hücre hapsinde tutuldu. Hitler, müttefikleri İtalya ve Japonya'nın Hess'in hareketlerini, Hitler'in İngilizlerle gizlice barış müzakereleri başlatma girişimi olarak algılayacağından endişeliydi. Bu nedenle Hitler, Almanya basınının Hess'i, Hitler'in bilgisi veya yetkisi olmadan tamamen kendi başına İskoçya'ya uçma kararı almış bir deli olarak nitelendirmesini emretti. Göring ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels de dahil olmak üzere bazı hükümet üyeleri bunun işleri daha da kötüleştireceğine inanıyordu. Çünkü Hess gerçekten bir akıl hastası olsaydı bu zamana kadar önemli bir hükümet pozisyonunda bulunmamalıydı. Goebbels, Alman mesajlarının kontrolünü ele geçirdi ve o akşam yapılan son bir tebliğin ardından açıklamalar durdu. Hess'in zihinsel dağılmasının fazla çalışma ve parti sorumluluklarının stresinden kaynaklanan çok yeni bir fenomen olduğu ileri sürüldü. Hess'in bir mizah konusu haline gelmesi Goebbels'i özellikle endişelendiriyordu. Bin yıllık Reich, şimdi 100 yıllık Reich. Çünkü bir sıfır gitti diyordu. Goebbels'in elinde potansiyel bir halkla ilişkiler felaketi vardı.
İngilizler ise onu tam olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda kararsızdı. Churchill onu cinayet ve kundakçılıktan suçlu olan zihinsel engelli bir çocuk gibi davranan ve akıl sağlığı bozuk biri olarak nitelendiriyordu. Goebbels'in günlüğünün ortaya koyduğu gibi net sonuç, İngiltere'nin onu raya yapıştırmak için muhteşem bir fırsatı kaçırmış olmasıydı. 16 Mayıs'ta şöyle yazıyordu: "Orada aptal amatörlerle uğraşıyoruz. Durum tersine dönseydi ne yapardık? Londra büyük bir şansı kaçırdı. Londra söz konusu olduğunda Hess zaten hurda bir demir. Goebbels Almanya'yı bir halkla ilişkiler felaketinden yalnızca İngiliz tereddütünün kurtardığını fark etmişti. Hitler Almanya'ya dönmesi durumunda Hess'in öldürülmesini emretti. Ancak Hess'in kurtarılması veya öldürülmesi için hiçbir çaba göstermedi. Ve daha sonra ondan sadık ama yanlış yola sapmış eski bir yoldaş olarak bahsedecekti. Hess'in uçuşundan 2 gün sonra Führer vekili pozisyonu kaldırıldı. Ve zaten Hitler'in kişisel sekreteri olan Bormann, yeni kurulan parti kançilaryasının müdürü olarak atandı. Hess, İngiliz hükümetini yaşam alanı planını sadece Alman halkı için istediğine ve bir İskandinav ulusunu yok etmek istemediğine ikna etmeye çalıştı. İngilizlerin Nazi Almanya'sının Avrupa'ya hakim olmasına izin vermesi durumunda, Britanya İmparatorluğu'nun Hitler tarafından daha fazla taciz edilmeyeceğini öne sürdü. Alman zaferinin kaçınılmaz olduğuna ısrar ediyor ve hatta cömert barış teklifini kabul etmezlerse, İngiliz halkının Britanya adaları çevresindeki bir Nazi ablukası nedeniyle açlıktan ölebileceğini söylüyordu. Ancak Hess, onu kaçıran İngilizlere karşı zihinsel dengesizlik belirtileri de gösterdi. Ve onlar da Hess'in yarı deli olduğuna ve yalnızca kendini temsil ettiğine karar verdiler. Başına 3 istihbarat görevlisi yerleştirildi ve 150 asker nöbet tuttu. Haziran ayı başlarında Hess'in ailesine yazmasına izin verildi. Hess aynı zamanda Hamilton Dük'üne bir mektup hazırladı ancak hiçbir zaman teslim edilmedi ve tekrar tekrar görüşme talepleri geri çevrildi. Bu dönemde Hess'i tedavi eden psikiyatrlar, Hess'in deli olmamasına rağmen akli dengesinin yerinde olmadığını, hipokondri ve paranoya eğilimleri olduğunu kaydettiler. Hess, zehirlendiğini veya uyumasının engellendiğini iddia ediyordu. Akşam yemeğini gardiyanlarından biriyle değiştirmekte ısrar ediyor, analiz için yiyecek örnekleri göndermelerini sağlamaya çalışıyordu. Bu arada Hitler, 9 Haziran civarında gerçekleşen yüzlerce astrolog, şifacı ve okültist tutuklama telaşı olan Aksiyon Hess'i başlattı. Kampanya, Goebbels ve diğerlerinin Hess'i karalamak ve okült uygulayıcıları günah keçisi yapmak için yürüttüğü bir propaganda çabasının parçasıydı. Sovyet lideri Joseph Stalin, Hess'in uçuşunun İngilizler tarafından tasarlandığına inanıyordu. Churchill daha sonra The Grand Alliance adlı kitabında görevin kendisi tarafından yetkilendirilmediğini anlatacaktı ve yetkisi olmasa da bir elçi niteliğine sahipti demiş, Hess'in planından çılgınca bir iyimserlik olarak bahsetmişti. Savaştan sonra Hamilton Dük'ü oğluna, Hess'in kendisinden daha güçlü insanları korumak için İskoçya'ya gelmesinin suçunu üstlenmek zorunda kaldığını söyledi. Oğlu babasının kraliyet ailesinden bahsettiğini varsayıyordu. Aynı zamanda Churchill'den bahsetmesi de mümkündü. Yahudilerin, Himmler dahil başkalarının zihinlerini kontrol etmelerine izin veren psişik güçlere sahip olduğunu ve Holokost'un Yahudilerin Almanya'yı karalama planının bir parçası olduğunu söylüyordu. 16 Haziran 1942 sabahı erken saatlerde Hess, muhafızlarına koştu ve Mitchett Place'deki merdiven korkuluğunun üzerinden atlayarak intihara teşebbüs etti. Aşağıdaki taş zemine düşerek sol bacağının uyluk kemiğini kırdı. Hess'i değerlendiren Kraliyet Ordusu Tıbbi Birliklerinden Yüzbaşı Munra Johnson, yakın gelecekte başka bir intihar girişiminin olabileceğini kaydetti. Hess bu sıralarda hafıza kaybından şikayet etmeye başlamıştı. Bu semptom ve giderek artan düzensiz davranışları kısmen bir hile olabilir. Çünkü akıl hastası ilan edilirse Cenevre Sözleşmeleri hükümleri uyarınca ülkesine geri gönderilebilirdi. Hess hafıza kaybından ara sıra şikayet etmeye devam ediyor, 4 Şubat 1945'te ekmek bıçağıyla kendini bıçaklayarak ikinci bir intihar girişiminde bulunuyordu. Yara ciddi değildi. Almanya 8 Mayıs 1945'te kayıtsız şartsız teslim oldu. Almanya'nın savaşı kaybettiğini üzülerek sonraki hafta yemek yemedi. Ancak zorla beslenmekte tehdit edildiğinde yemeye devam etti. Uluslararası Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılması emredildi.
ve 10 Ekim 1945'te Nürnberg'e nakledildi. Sanıklardan biri olan Robert Ley, 24 Ekim'de hücresinde kendini asmayı başardığından geri kalan mahkumlar günün her saati izlendi. Daha önceki intihar girişimleri nedeniyle Hess, hücresinden her çıktığında bir gardiyan tarafından kelepçelendi. Kasım 1945'ten Ekim 1946'ya kadar bir dizi askeri mahkeme düzenlendi. Sanıklar, barışa karşı suç, savaş suçları ve insanlığa karşı komplo kurmak suçundan yargılandılar. Gelişinden hemen sonra ölüm cezasından kaçınma umuduyla yapılmış gibi görünen bir amnezi sergilemeye başladı. Nürnberg'teki baş psikiyatır, ABD ordusundan Douglas Kelly, sanığın temel bir paranoid ve şizoid kişiliğe aşılanmış, kısmen gerçek ve kısmen sahte amneziyle birlikte esas olarak histerik tipte gerçek bir psikonevrozdan muzdarip olduğu görüşünü savunmuştu. Ancak mahkemeye çıkmaya uygun bulundu. Aklı başında olduğu dönemlerde Hitler'e sadakat göstermeye devam etti. Ve son konuşması şöyleydi. Milletin bin yıllık tarihinde doğurduğu en büyük evladın emrinde uzun yıllar yaşamak ve çalışmak bana bahşedildi. Yapabilseydim bu dönemi hayatımdan silmezdim. Pişman değilim. Sonunda kazıkta yakalayacağımı bilsem bile yine o zamanki gibi davranırdım. Savcılığın Hess aleyhindeki davası 7 Şubat 1946'dan itibaren Mervyn Griff Jones tarafından sunuldu. Hess'in konuşmalarından alıntı yaparak, Hitler'in uluslararası hukuku ihlal ederek bir saldırı savaşı yürütme planlarından haberdar olduğunu ve bu planlara katıldığını göstermeye çalıştı. Hess, zorunlu askerlik hizmetini gerektiren kararname, Nürnberg ırk yasaları ve fethedilen Polonya topraklarını Reich'a dahil eden bir kararname dahil olmak üzere önemli hükümet kararnamelerini imzaladığı için rejimin eylemlerinin sorumluluğunu paylaşması gerektiği açıklandı. Hess, savcılığın davasının ortasında Şubat ayının sonunda hafıza kaybı belirtileri göstermeye devam etti. Savunması 22-26 Mart tarihleri arasında avukatı Alfred Said tarafından sunuldu. Hess'in imzaladığı birçok kararnamenin sorumluluğunu kabul etmesine rağmen bu konuların egemen bir devletin iç işleyişinin bir parçası olduğunu ve dolayısıyla bir savaş suçları davasının kapsamı dışında kaldığını kaydetti. Avukat tüm önemli kararları Hitler'in tek başına aldığına işaret ederek komplo suçlamasını çürütmeye çalıştığı savunma davasının bir özetini sundu. Mayıs 1941'de Almanya'dan ayrıldıktan sonra meydana gelen olaylardan Hess'in sorumlu tutulamayacağını söyledi. Ailesinden gelen ziyaretleri ve gazeteleri okumayı reddederek olanlardan zihinsel olarak koptu. Mahkeme 30 Eylül'de kararını vermeden önce yaklaşık 2 ay boyunca müzakerelerde bulundu ve sanıklar 1 Ekim'de bireysel olarak mahkum edildi. Hess, iki suçtan suçlu bulundu. Barışa karşı suçlar ve diğer Alman liderlerle suç işlemek için komplo kurmak. Nazi zulmünün en kötü yıllarını kaçırdığı ve 1941'de barış aradığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaldıkları süre boyunca kendilerine hitap edilecek numaralar verildi. Hess'in numarası 7 idi. Avukatı 1947 gibi erken bir tarihte başlayarak serbest bırakılması için çok sayıda itirazda bulundu. Bunlar esas olarak Sovyetlerin teklifi defalarca veto etmesi nedeniyle reddedildi. Cezasını 1966'dan itibaren tek mahkum olarak kaldığı Berlin'deki Spandau hapishanesinde çekti. Diğer tüm büyük savaş suçlularından daha uzun yaşadı. Ziyaretçilerin ayda yarım saat gelmesine izin veriliyordu. Ancak Hess, perfore ülser nedeniyle hasta olduğu Aralık 1969'a kadar ailesinin ziyaretini istemedi. 1941'de Almanya'dan ayrıldığından beri Hess'i görmemişlerdi. Bu hastalıktan sonra ailesinin düzenli ziyaret etmesine izin verdi. Hess, 1977'de tekrar intihara teşebbüs etti. 1980'de koşullar ilk yıllara göre daha iyiydi. Hess'in hücre bloğunda daha özgürce hareket etmesine, kendi rutinini belirlemesine, televizyon izlemesine, okuma ve bahçecilik dahil kendi aktivitelerini seçmesine izin verildi. Bahçeye kolayca ulaşabilmesi için bir asansör kuruldu ve 1982'den itibaren kendisine bir sağlık görevlisi sağlandı. Geceleri şiddetli ulumalarla uzaklaşmaya çalıştığı kabuslar görüyordu. Haftalarca sessiz kalabiliyordu. 17 Ağustos 1987'de 93 yaşında hapishane bahçesine okuma odası olarak kurulmuş bir yazlık evde ölü bulundu. Bir pencere mandalına gerilmiş bir uzatma kablosu kullanarak kendini asmıştı. Cebinde ailesine yaptıkları her şey için teşekkür eden kısa bir not bulundu.
bazı komplo teorisyenleri hapiste ölen kişinin Rudolf Hess değil, aslında bir dublör olduğunu iddia ediyordu. Oğlu Wolf, babasının İngiliz Gizli İstihbarat Servisi tarafından savaş sırasında İngilizlerin görevi kötüye kullanması ile ilgili bilgileri açıklamasını engellemek için öldürüldüğünü iddia etmişti. Hess'in avukatı, Hess'in kendini öldürmeyi başaramayacak kadar yaşlı ve zayıf olduğunu düşünüyordu. Fakat otopsi sonuçları Hess'in kendini öldürdüğü sonucunu destekliyordu. Ölümünden sonra hapishane neo-Nazi tapınağı olmasını önlemek için yıkıldı. Başlangıçta medyanın ilgisinden veya Nazi sempatizanlarının gösterilerinden kaçınmak için gizli bir yere gömüldü. Ancak cesedi 17 Mart 1988'de Wunsiedel'deki bir aile kompleksine tekrar gömüldü. Cesaret ettim yazısını taşıyan mezarı, neo-Naziler tarafından düzenli bir haç ve gösteri yeri haline geldi. Cemaat konseyi bu tür bir haç yolculuğuna bir son vermek için 2011'de sona eren mezarın kira kontratının uzatılmasına izin vermemeye karar verdi. Ailesinin nihai onayıyla Hess'in mezarı 20 Temmuz 2011'de yeniden açıldı. Kalıntılar aile üyeleri tarafından yakıldı ve külleri denize serpildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 15 yılda utangaç ve içine kapanık ama parlak bir üniversite öğrencisiyken, Nazi Almanya'sında Adolf Hitler'den sonra 2. Führer yardımcısı olarak gücün zirvesine ulaştı. Bir güç üssü inşa etmedi veya takipçi zümresi geliştirmedi. Kişisel servet biriktirmek için konumundan yararlanmadı. Sadakati Hitler'eydi.